Merhabalar, KHK TV'den herkese selamlar. Bugünkü konuğumuz Ertuğrul Günay. Ertuğrul Günay'ı bizim kuşak, bizden önceki kuşak, belki bizden sonraki kuşak da çok yakından tanıyor, biliyor. Çünkü AK Parti hükümeti döneminde 5,5 yıl Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. İsterseniz ben çok kısa yeni kuşakların tanıması için kendisinden bahsedeyim. Daha sonra da konuşmamıza başlayabiliriz. Ertuğrul Günay 1948 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Çok genç yaşta siyasete girdi. Ön seçimle milletvekili adayı oldu CHP'den ve 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildiğinde 28 yaşındaydı. 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. 2007 yılında AK Parti milletvekili oldu ve az önce de söylediğim gibi 5,5 yıl AK Parti hükümetlerinde Kültür Bakanlığı yaptı. Biz de zaten en fazla kendisini bu dönemden tanıyoruz. 2013 yılında bağımsız oldu. İşte 17-25 süreciyle beraber AK Parti'den de ayrıldı ve o günden bugüne bağımsız bir şekilde bir kanaat önderi gibi, bir akil insan gibi aramızda fikirleriyle, düşünceleriyle. Hukukçu Ertuğrul Günay, ilk kimliği o. İkinci kimliği siyasetçi, üçüncü kimliği de artık devlet adamlı diyebiliriz. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum, sağ olun. Zaman zaman sizin görüşlerinize bu ekranda başvuruyoruz. Yine önemli, kritik bir süreç ve yine sizin görüşlerinize ihtiyacımız var. Şöyle, biliyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra büyük bir sorun, yani onlarca sorundan bir tanesi diyelim. KHK sorunu ve biz KHK'lılar elimizden geldiğince mücadele ettik. 70 küsür kadar ilde örgütlendik. Bir kendimizce meşru hukuki zeminde bir mücadele yürüttük. Ancak işte bu 14 Mayıs seçimlerine kadar biz de biraz umut, biraz heyecanla bugünlere kadar geldik. Fakat KHK'lı arkadaşlarımızın büyük bir kısmının beklendiği gibi sonuçlanmadı. 14 Mayıs seçimleri ve ondan sonraki işte 28 Mayıs seçimi. Ve bizde çok derin bir inkisara yol açtı. Birçok arkadaşımız artık ülkeden de kendinden de ümidi kesmiş bir şekilde bu mutsuzluğa sürüklendi. Ben bunu çok yakinen müşahede ediyorum. Belki siz de müşahede ediyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlarımızın son çaresi, son umudu ülkede bir genel affın çıkması. Genel affı ikinci olarak konuşalım ama önce bu KHK sorununu siz çok yakından takip ediyorsunuz. Bizi dışarıdan gören, gözlemleyen bir siyasetçi olarak biz nerede yanlış yaptık? Ya da yapmamız gereken neydi de onu yapmadık? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile 1,5-2 yıla yakın süren bir işbirliği, çalışma yaptık, toplantılar düzenledik. Halkların Demokrasi Partisi ile ve onların bazı milletvekilleriyle temaslarımız oldu. Ama hiçbir AK Parti ve MHP'li milletvekiliyle temasımız olmadı. Oysa devleti bunlar yönetiyor ve adalet çeşmesinin başında da bunlar var. Biz ne yapmalıyız bundan sonra? Evet, ilginç bir noktadan soruyla başladınız. Yani KHK meselesi Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi. Türkiye'nin bütün olağanüstü dönemlerinde hukuk gerçekten kötü işledi. Bu çok eskiye gitmeyelim, Cumhuriyet'in başına kadar ama 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, işte en son hatta 2009 ve sonrasındaki süreç ve en son 15 Temmuz ve sonrasındaki süreç, bütün buralarda çok sayıda gerçekten mağduriyete yol açıldı. Ama bu kez, yani ondan önceki yıllarda bu mağduriyetleri gidermek konusunda daha erken bir takım önlemler alındı. Bu kez çok uzadı. Hem çok kitleselleşti bu mağduriyetler. İlk defa böyle yüz binlerle ifade edilen bir sayıya ulaştı. Hem de hiçbir iyileştirme, hiçbir düzeltme
hiçbir yaraları sarma umudu, gayreti, çabası gösterilmeden sürüp geliyor. Tabii seçime giderken herkes haklı olarak madem ki iktidar bu konuya bu kadar duyarsız ve büyük ölçüde de bu mağduriyetlerin faili iktidar, o zaman belki iktidar değişirse, muhalefet iktidar olursa bu yaralar sarılır gibi bir hayale kapıldı çok sayıda KHK'lı arkadaş. Ki ben KHK'lı arkadaşların, izleyicilerimizin de bir ölçüde yeniden bu ayrıntının farkında olması için altını çizmek isterim. Tamamı aynı inançta, aynı çevreden, aynı görüşten de değil. Farklı siyasal kanaatlerden, farklı siyasal çevrelerden, farklı toplum kesimlerinden çok sayıda insan var ve bu KHK'lı torbasına doldurularak mağdur edildi. Ama bunların biraz önde gidenleri, daha örgütçü olanları muhalif siyasi partilerle ilişki kurmayı birinci hedef haline getirdiler. Bunun bir mantığı var elbette. Yani muhalefet iktidar olursa belki bu mağduriyetleri giderir gibi bir beklenti oluştu. Ama yani öteki alternatifi de gözden çıkarmak bence çok da doğru değildi. Çünkü toplumun bir kesiminde veya bazı anketlerde iktidarın değişeceği konusunda bir hayal üretildi ama şahsen ben kendi payıma hiçbir zaman bu hayali kesin kes gerçekleşebilir gibi görmedim. Yani hep bıçak sırtı olduğunu ve iktidarın kalabileceğini baştan itibaren hesapladım. Hele Mart'tan itibaren, yani aday tespiti ve sonrasındaki süreci gördükten itibaren bu umudum hiçbir zaman kesin bir noktaya, birçok arkadaşın yaptığı gibi kesin bir noktaya varmamıştı. Orada arkadaşlar tümüyle muhalefete ilişkilerini yönlendirerek belki bazı işlerin biraz gecikmesi, bazı çözümlerin biraz ertelenmesi konusunda bilerek bilmeyerek ve bilmeyerek büyük ölçüde bir usul belki eksikliği yaptılar. Hatası demek istemiyorum ama eksikliği yaptılar. Şimdi şöyle bir gözlemim var benim Ahmet Bey. Yani evet, KHK sorunu bu iktidarın son 5-6 yıllık uygulamalarından kaynaklandı ama KHK meselesinin bir haksızlık olduğunu, bir mağduriyet olduğunu, bir hukuk cinayeti olduğunu, ciddi biçimde devletin, toplumun huzurunu bozucu bir noktaya vardığını iktidar çevrelerinde de gören çok sayıda insan var. Bir önderlik olmadığı için bu konuda, iktidar çevreleri büyük ölçüde bir otoriterin hizasından baktıkları için meselelere, belki bu çok dışa vurulamıyor ama orada da bunu gören çok insan var. KHK'lı arkadaşlarım ben seçime gelirken o süreçte yapmadıklarını, şimdi belki biraz çoğaltmalarının çözüme katkısı olabileceğini düşünmek istiyorum. Yani iktidar blokunda yer alan çok sayıda insanla da temas edip, yani bu mağduriyet artık yeter. Yani 27 Mayıs oldu, 27 Mayıs'tan birkaç yıl sonra af çıktı. 12 Eylül'den 12 Mart'tan birkaç yıl sonra af çıktı. Daha çeşitli süreçlerde bu ülkede nice olay yaşandı. Devlete karşı ayaklanmaya varacak kadar yaraları çok daha erken süreçte sarıldı bunun. Ve burada kurunun yanında yaşın yanmasına gidecek olan olayların bir an önce düzeltilmesi konusunda geçmiş yıllarda önlemler alındı. Bunlar yapılmıyor. Artık bunların yapılması zamanı geldi diye sadece muhalefet çevrelerine değil, iktidar blokundan bazı insanlara da gitmekte, anlatmakta, onlara bir talep götürmekte bence gereklilik var. Yarar var mı bilmiyorum. Sonuç alacak mı bilmiyorum. Ama gereklilik var. Yani onları da kendi kaderlerine, vicdanlarıyla baş başa bırakmamak lazım. Zorlamak lazım vicdanlarını. Yani içlerinde hukukçular var. İçlerinde bugünkü KHK mağdurlarıyla geçmişte ünsiyeti olan, tanışıklığı olan çok sayıda insan var. Nice insanın gereksiz yere, nice insanın yasalarda yazmayan bir takım eylemler nedeniyle, yasalarda suç olarak nitelenmeyen eylemler nedeniyle yargılandığı, ceza aldığı veya ceza almadığı ama KHK ile işinden edildiği durumlar var ve bunları biliyorlar. Bunu sadece gidip gelip muhalefet çevresine anlatmak yerine, muhalefet çevresine anlatmayı kesmeden ama iktidar çevresine de ısrarla, büyük bir sabırla, sonuç alacak almayacak demeden, hani karıncanın hac hikayesi gibi
didişe didişe, uğraşa uğraşa anlatmaya çalışmak gerekiyor. Birazdan konuşacağız. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Yani çok önemli bir eşik. Uzun bir ülke zamandır bu ülkede, 20 yıldır bir genel hafta olmadı. Şimdi öyle bir eşikteyiz ki bu yıl hakikaten siyasetin gündeminde bir alt konusu olacak, olması gerekiyor gibi gözüküyor. Tabii toplumda yeni yaralar açmadan, onu birazdan konuşacağız. Yani ben affın kısmi olmasından yanayım. Kısmi, yani yurttaşların, başka yurttaşın hukukunu çiğneyenin devlet tarafından affedilmesi yeni yaralar açabilir. Ama devlet diyor ki bana karşı suç işledin. E onu affedebilirsin. Sana karşı da zaten suç işlememişim. Yani herhangi bir eyleme kalkışmamış, bir şiddet eylemine başvurmamış, herhangi bir yasalarda tarif edilen suçu işlememiş ise o zaman devlete bu mağduriyetleri ortadan kaldırması lazım. Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Bağlıyorum. Yani bunu muhalefetin yapma şansı da yok. Bana sorarsanız muhalefette bu konuda zaten sorunu çözmek konusunda çok oluşmuş bir ana ve net fikir de yoktu. Muhalefet de bu konuda yeteri kadar bu fikirleri bilgilendirmiş değildi. O zaman muhalefete verilen emeğin bir miktarını iktidar çevrelerine de vermek ve onlardan artık bu mağduriyetleri giderin diye bir toplumsal talep yaratıp onlardan sonuç almak konusunda gayrete girmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biz sizinle geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptık. Siz dediniz ki KHK mücadelesini merkeze çekmelisiniz. Evet. Çok fazla politize olduğunuzu biz dışarıdan gözlemledik. Ama biz bir ölçüde buna da itildik, mecbur kaldık. Çünkü ilk KHK'lı buluşmalarında hükümet güçleri bizi Ankara'ya sokmadı. Toplantı yapacağımız salona giremedik. Bize kapılarını Saadet Partisi ile HDP açtı. Böyle bir yakınlık başladı. Daha sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey'in kişisel mücadelesi bu KHK zulmünün duyurulması adına bizi birazcık daha HDP'ye yaklaştırdı. Daha sonra da işte Cumhuriyet Halk Partisi bizi fark ederek, mağduriyetlere dikkat çekerek bizimle bir süre bir çalıştaylar, seri çalıştaylar düzenledi. Şimdi de siz diyorsunuz ki hareketi merkeze çekin ama biz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yol göstertici birkaç şey söyleyebilir misiniz? Nasıl yapmalıyız bunu? Şimdi Sayın Erkan, bu ziyaret taleplerinizi sadece muhalefetteki bir iki partiyle bence sınırlandırmayın. Yani tamamına yöneltin. Siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarısınız. Aranızda anayasada işlendiği sırada suç sayılmayan eylemden insanlara ceza verilmez hükmü varken, işlendiği sırada suç olmayan eylemlerden ceza almış olanlar var. Normal hukuk işleyişinde beraat etmesi gerekirken çeşitli derecelerde ceza almış olanlar var. Ceza almamış ama işinden çıkarılmış, görevine dönemeyen insanlar var. Çok büyük bir kitle var ve çok büyük bir mağduriyet var. Ben bir hukukçuyum. Evet, siyasetle, devletle iştigal etmiş bir arkadaşınızım ama mesleki formasyonum hukuk. Ve ben hayatım boyunca da böyle arazi davası, icra davasından daha çok ceza davası ve siyasi hukukla ilgilendim. Anayasa ve siyasi hukukla ilgilendim. Burada gerçekten giderilmesi gereken ve mağdur eden tarafın devlet olduğu, giderilmesi gereken bir büyük kitlesel mağduriyet var. Bunun giderilmesi bütün siyasi partilerin boynunun borcudur. Talep edersiniz, birincide, ikincide, üçüncüde, birincide etmezler, ikincide ederler. Belki resmi olarak kabul etmezler sizi ama gayri resmi bir takım ön görüşmeler yapabilirsiniz. Grup başkanlarına, grup toplantısına gidip konuşmazsınız ama grup başkanına bir özel ziyaret yapmaya çalışırsınız. Bu konuyla ilgili bakanlara, bürokrasiye gitmeye çalışırsınız. Ama bence kendinizi, isim saymak istemiyorum ben, yanlış anlaşılmasın, bir iki partiyle sınırlandırmayın. Yani o partilerin talebi olarak gözüktüğü takdirde sorunun çözümü uzayabilir. Maalesef Türkiye siyasetinde böyle bir taraflılık da var. Yani
en haklı talep karşıdan geldiği zaman bunu çözecek olan haksız bir biçimde bir perde çekmekte sakınca görmeyebiliyor. Türkiye'de böyle olaylar var. Yani talep onlardan geldi madem o zaman kalsın diyebiliyor. Asıl önemli olan talep haklı mı değil mi? Oraya bakmak lazım. Talep kimden gelirse gelsin. Ona bakmadan çözmek lazım ama Türkiye siyasetinin böyle bir sağır tarafı, Türkiye siyasetinin böyle bir bağışlanmaz kör tarafı var. O yüzden siz yani bu KHK falan partinin KHK'ların sorununun çözülmesi falan partinin sorunu değil. Büyük bir kitlenin ve bu kitlenin mensupları her siyasi partiye dağılmış. İktidar blokunda da var, muhalefet blokunda da var. Bu KHK'ların yakınları var. Anneleri, babaları, kardeşleri, hısımları, akrabaları. Bunların çeşitli siyasi partilerde yakınlıkları var. Onları harekete geçirmek lazım. Şart değil illa bunun Ankara'da bir temsil bulması. Bu İstanbul'da bütün partiler ziyaret edilebilir. Ankara'da genel merkezler değil de iller ziyaret edilebilir. Ama şunu görsün herkes. Her kesime dertlerini anlatmaya çalışıyorlar ve her kesimde bunların haksız bir mağduriyete uğradığını kabul edenler var. Bunu yapmaya çalışın. Yani bundan önceki seçim sırasında evet o bir yani seçim atmosferiydi. Biraz da kolaycılık oldu. Filan parti falan parti grubunu açıyor. Oh ne güzel gidip konuşuyoruz ama işte o partiler iktidar olamadı. Bir, iktidar olsalar bile o partiler bu sorunu çözebilecek miydi? O da iki, o da ayrı. O benim özel kaygım. Çünkü onların içinde de zaman zaman bu haksız uygulamaların neden daha kitlesel yapılmadığına dair iktidarın söylemini neredeyse ileriye götürmeye çalışan bir takım tabirlerle, iktidarın kullandığı, uydurduğu bir takım suçlama kavramlarıyla dillendiren bir takım insanlar var. Onlar bu sorunu ne kadar çözebilirdi? Bu ayrı bir tartışma. Ama seçim bitti. Seçime giderken evet biraz taraflı gözükmüş olabilir arkadaşlar. Ama şimdi bakın yeni bir yasama dönemi başladı. Meclis Başkanı geçmiş yıllarda hukuk, adalet falan konularında daha duyarlı bir kullanmak konusunda 10-15 yıl önceki siyasi geçmişinde böyle bir müktesebatı olan bir arkadaşımız. Ona gruplara illa gidip yüz yüze görüşmek de şart değil. Şimdi sosyal medya var. Sosyal medyada hiçbir zaman yani uzlaşmaz bir karşıtlık ifade etmeden. Ben çünkü şundan yanayım bakınız. Yani geçen telefon görüşmemizde size de söyledim. Bazı avukatlar vardır. Mahkemeye girerler. Sorunu çözmek için değil, dinleyici sırasından ama ne güzel konuştu dedirtmek için konuşurlar. O tarafların dinleyicileri vardır orada. O sıralara konuşurlar. Yüksek sesle hukuk, hak, adalet falan konuşurlar bir şeyler. Çok güzel konuşurlar ama hep müvekkilleri mahkum olur. Böyle bir avukatlık üslubunu hiç benimsemedim. Yani avukatınızın sırtından gösteri yapmayacaksınız. Bazı siyasi partiler bunu yapabiliyor. KHK'ların sorunu çözülmüş çözülmemiş. Çözülmese aman ne güzel. Yüz binlerce insan mağdur olsa onlar da onların sırtından tut söylese. Bu hani var ya bağcı dövmek mi üzüm yemek mi? Bu sorun artık üzüm yemeyi gerektiren bir tavra ihtiyaç gösteriyor. Ben çok üzülüyorum. Yani geçen Ankara'daydım. Bir alışveriş merkezinde iki genç insan karı kocaydı sanıyorum. Yüzüme baktılar. Baktılar, çevremizde dolaştılar, anladım. Yani tanıdılar da beni. Ama ne söyleyecekler? Sonra geldiler ve kendilerinin KHK'lı olduğunu söylediler. Mağduriyetlerini söylediler. Benim bu konuda arada sırada bir şey yazmamdan ötürü teşekkür ettiler. İnsan mahcup oluyor. İnsan üzülüyor. Bunca yıl devlette bakanlık yapmışsınız. Devlette siyasette bulunmuşsunuz. Bu işin bir haksızlık olduğunu bir hukukçu olarak biliyorsunuz. Ama elinizde bir çözüm aracı yok. Gerçekten bugün karşılaştım öyle bir arkadaşla. Yani karşılaştığın zaman insan üzülüyor. Anlattıkları çok basit şeyler. Anlattıkları bir hukukçu olarak söylüyorum. Katiyen suç olarak nitelendirecek şeyler değil. Filan bankanın önünden geçmek, filan gazetenin abonesi olmak, efendim okulda ya da dershanede öğretim üyesi olmak ya da çalışıyor olmak. Yani ya da belli bir inanç kümesinin sempatizanı olmak bunlar suç değil. Evet bunlar iktidarın şu anda hoşlanmadığı tavırlar olabilir ama suç değil. Geçmiş yıllarda
İşte bu sola karşı olurdu. Geçmiş 12 Eylül'ü falan yaşadım ben. Öyle bir önüne gelene bir suçlama vardı. Şimdi başka bir döneme geldik. Aynı üslup başka bir suçlamayla başka insanlara yapılıyor. Türkiye artık bunları aşmalı. Türkiye artık böyle suç olmayan, bana karşı olduğun için suçlu olamazsın. Gerçekten suç işlemişsen suçlu olursun. Yani beni sevmiyor olman, benim siyasi fikirlerime karşı çıkman, benim siyasi çizgimi beğenmemen suç olmaz. Ama Türkiye'de böyle oldu. Bir siyasi görüşün karşısında ısrar ediyorsan neden bana biat etmedin? Bana biat etmedin demek ki suçlusun. Böyle bir suç olmaz. Bunu herkese anlatmak lazım. Bunu bence yani bir iki siyasi partiye tıkamayın. Bunu sabırla bir kişiyle, beş kişiyle, on kişiyle bir parlamento var. Yeni bir parlamento. O parlamentoda artık bence bu yaraları sarmanın 100. yılda Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu görecektir. Ama bunu hassasiyetle rica ediyorum. Sadece bir partinin veya bir iki partinin talebi olmaktan çıkarın. Bunu bir toplumsal talep olarak. Türkiye'yi barıştıracak olan, Türkiye'yi uzlaştıracak olan, Türkiye'nin adaletini ve bereketini çoğaltacak olan bir toplumsal talep haline getirmeye çalışın. Belki oradan bir çözüm çıkabilir. Şimdi siyaset üstü kimliğinizle arada bir tarihe not düşecek mihenk taşı niteliğinde tweetler paylaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesini okuyayım müsaadenizle. Çok kısa onun üzerine bir değerlendirme yapalım, sonra af konusuna geçelim. Zaten bu da afla ilgili. Tweetinizde şöyle demişsiniz. 15 Temmuz karanlığının arkasında olduğunu söylediğiniz tüm yabancılarla barışırken suç oluşturan hiçbir eylemi olmayan kendi yurttaşlarınızın ve KHK mağdurlarının ekmeğini ve hürriyetini ne zaman iade edeceksiniz? Ne kadar güzel bir söz. Teşekkür ederim. Neyi kastettiniz? Yani bunu sanıyorum geçen yıl falan yazdım. Epeyce bir önce. Seçimden bir aylık önce. Yani işte 15 Temmuz yapıldı. İşte Avrupalılar bunun arkasındaydı. Amerika arkasındaydı. Bizi işte arayıp geçmiş olsun demediler. Birleşik Arap Emirlikleri yaygın biçimde söylendi. Bunun arkasındaydı. Bu işin sponsoruydu falan denildi. Dün Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı yardımcısı kalktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Biz ne kadar zamandır Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştık değil mi? Yani işte Suudilerle barıştık, filancılarla barıştık, Amerika ile barıştık. Bu bizim yurttaşlarımız. Siz bu yurt dışından bu işi kundakladığı, bu işi kurcaladığını iddia ettiğiniz çevirlerle barışıyorsunuz, anlaşıyorsunuz da yani kendi yurttaşlarınız ve bu kendi yurttaşlarınız, bakın yanlış anlaşılmasın. Yani insanlar elde silah sokağa çıkmışlarsa, devlete karşı veya başka bir yurttaşa karşı silah sıkmışlarsa kimse bunlar affedilsin falan demiyor. Bu suçları görmezden gelin demiyor kimse. Öyle bir şey yok. Ama bu suçlarla ilgisi yok, bu olayla ilgisi yok. Gencecik çocuklar, gencecik öğrenciler, gencecik askerler, gencecik talebeler, gencecik öğretmenler, Anadolu'nun ücra yerlerine. İşte her gün görüyorum. Yani şu kadar bebeğiyle hapishanede olan genç bir anne, öğretim üyesi, kocası. Ya ne yaptı bu insanlar? Ne yapmış olabilirler? Hangi eyleme karıştılar Allah aşkına? Çıksın birisi söylesin. Desin ki bu şu gece, bu gece şu eylemin, şu sokağın, şu fetiş olayının içindeydi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadan suç olmaz. Yani bir eylem olmadan, bir yasada tarif edilen bir eylem olmadan, bakın bunu ben söylemiyorum, anayasa söylüyor. 38-39. Maddeler. Anayasa diyor ki işlendiği sırada kanunda suç olarak nitelendirilmeyen eylemden ötürü kimseye ceza verilemez. Ama bu icat edildi. İrtibat, iltisak falan gibi anayasada yok, yasalarda yok. Ama bir takım eylemleri yargı suç olarak niteledi ve insanlar bunun bedelini ödüyor. Bu olmaz. Evet. O zaman bununla elinizi vicdanınıza koyun. Yani devletin dini adalettir diye bir söz var değil mi? Yani bir saat adalet, nafile bin yıl nafile ibadetten evladır diye bir inancımızda bir söz var. Devletin dini adalettir diye bir söz var. Yani insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz diye bir inancımızın çok temel bir kuralı var. Bunu kim kime söyleyecek Allah aşkına? Bunu yüreğinizde hissedeceksiniz ve gereğini yapacaksınız. Evet, bir
öfke anında bir olağanüstü halde bir dolu insan, işte 27 Mayıs'ta da oldu söylüyorum, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta oldu. Ama ne zaman sakinleşeceksiniz Allah aşkına? Yani yedi düvelle barışırken kendi yurttaşınızın hukukunu iade etmek konusunda ne zaman elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve gereğini yapacaksınız? Bence bunu bu dille bir partiye, iki partiye diyeyim, herkese anlatmaya çalışmak lazım. Özellikle yani belli bir inanç sahibi, belli bir itikat sahibi diye gözüken iktidar partisi çevresindeki arkadaşlara hasreten, bilhassa ısrarla anlatmaya çalışmak lazım. Evet. Gelelim af konusuna. Cumhuriyetimizin 100. yılı çok önemli bir tarih. 100 yıl geçmiş üzerinden, tam manasıyla demokratikleştiremedik. Ama çok da sembolik bir yıl. Bunun için bir öngörünüz var mı genel affa dair? Siz biraz önce de gerçi kısmi aftan bahsettiniz. Hani kısmi genel af. Kısmi genel af. Evet. Sizce bir ihtiyaç mıdır? Şimdi bir bakın, karşılığı var mı toplumda? Devlet 100. yılda vatandaşlarına böyle bir ihsanda bulunabilir mi? Bulunsa nasıl olur? Bulunmasa ne olur? Cumhuriyet'in 50. yılındaki affı, yani 1974 Cumhuriyet Halk Partisi Milli Selamet Partisi dönemindeki affı hatırlıyorum. Daha sonra sanıyorum 90'ların sonunda da bir aff oldu yine. O zamanlar ben her ikisinde de parlamento dışındaydım ve bir hukukçu olarak gözledim. Yani bir yurttaşın başka bir yurttaşa karşı işlediği suçu affederken devletin çok temkinli, çok özenli ve çok cimri davranması lazım. Yani orada af yetkinizi cömertçe değil, çok itidalle, çok özenle kullanmanız lazım. Birisi birisini öldürmüşse onu affetmek sizin yetkiniz değildir. Onun o cezasını çekmelidir. Hele kadınlara karşı bu cinsi suçlar, öldürmeyle sonuçlanan suçlar, hele çocuklara karşı. Hele çocuklara karşı. Bir insanın kolunu bacağını kırarak malına karşı kasten, öldürme kastıyla veya yaralama kastıyla ya da ne bileyim uyuşturucu ticareti. Bu suçları affetmeye kalkarsanız toplumda yeni yaralar açılır. Yani Allah göstermesin. Yani duyduğumuz olaylar var. Çocuğa karşı bir cinsel eylemde çocuğun mağdur olduğu bir olayı affetmek, onun sanığını affetmek kimsenin yetkisi değildir. Devlet onu affedemez. Onu onun annesi babası affetmeyeceği gibi devlet de affedemez. Ya da kasten çekmiş birisi birisini vurmuş. O yani mağdur olanın anasının babasının affetmediğini devlet affedemez. Buralarda devlet çok meclis, tabii devlet derken kanunu çıkaracak olan meclis olduğu için son derece itidalli, son derece dikkatli, son derece cimri davranmalıdır. Belki bazı infaz düzenlemeleri yapılabilir ama orada affı ben çok doğru bulmuyorum. Fakat devletin kendisine karşı işlenmiş suçlar, yani siyasi suçlar, çıkmışsınız, konuşmuşsunuz, şöyle konuşmuşsunuz, o konuşma bireysel partiyi rahatsız etmiş, filancı çevreyi rahatsız etmiş ama bireysel olarak birinin canını yakmamışsınız. Bu affedilebilir. Ya da şimdi işte bu deminden beri konuşa geldiğimiz bir mağdur tarafı yok. Sizin bir eyleminiz, o eyleminiz yasalarda suç değil ama bugün rastladım. Benim diyor bilmem kaç senesi, 10 yıl önceki iki telefon konuşmam muhatapları belli değil. Ama ceza verdiler bana diyor. Bugün rastladım. Şimdi bunları affedeceksiniz. Zaten bunlar aslında adil işleyen bir hukuk sisteminde suç değil zaten. O yüzden yani bir takım trafik suçları, bir takım işte kastı aşan eylemler ve bu tür devletin kişisel mağduriyetin konusu olmayan, hiçbir kişisel şikayetin konusu olmayan kendisine karşı işlenmiş saydığı suçlar. Bunlar rahatlıkla affedilebilir. Genel af demek şu, yani bir suçu affettiğiniz zaman sonuçlarıyla bile affediyorsunuz. Ama kısmi genel aftan kastettiğim benim şu, bazı suçlar bunun dışında. Genel af ama bazı suçlar dışında olduğu için kısmi genel af. Hukuktaki tarifi budur. Ben de hukuktaki tarifiyle söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu işte KHK'lılar örneğin.
bildiri yayınlamış öğretim üyeleri. Öğretim üyeleri demişler ki barış istiyoruz. Suç saymışsınız, işlerinden çıkarmışsınız, bazılarını muadil etmişsiniz. İşte belli siyasi çevrenin mensupları ya da görüşün mensupları bir bildiri, bir metin yayınlamışlar. O metni siz işte devletin bilmem şusunu rahatsız etti, busunu rahatsız etti diye suç saymışsınız. Bunları rahatlıkla affedebilirsiniz çünkü bunların mağdur karşıda bir kişisi yok. Yani sen bunu affediyorsun ama benim hukukum ne olacak diyeceği kimse yok. Bunun muhatabı devlet. Bunlar affedilebilir. Rahatlıkla ve bütün sonuçlarıyla affedilebilir. O yüzden genel af ama demin dediğim gibi uyuşturucu ticareti, kadınlara, çocuklara karşı işlenmiş suçlar, öldürme kastıyla işlenmiş suçlar. Bunlar dışında olduğu için kısmi genel af. Evet. Cumhuriyet'in 100. yılında meclise bence çok uygun düşer. Umarım... Evet, onu soracaktım ben. 100. yıl, yani bu fırsatı kaçırırsak, hani 100 yılda bir gelen fırsat bu. Hem halka hem devlete karşı çok güzel bir sosyal barışı sağlama adına bir fırsat olabilir mi? Siz 100. yıl açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi parlamento yeni açıldı. Önemli bir seçim yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı işte bir yeni yorumda ikinci kez sayıyor bu sistemde ama bence üçüncü kez yeniden seçildi. O zaman yani vaktidir. Yani bakın 2017, 18, 19, 20 böyle gelirken herkesin bugün elini vicdanına koyup düşündüğünde kabul edeceği bir takım işlemler yapıldı. Hukuki işlemler yapıldı veya idari işlemler yapıldı. Bunları düzeltmekte yargı zorlanıyor. Çünkü siyasi iradenin bu konuda yukarıdan bir baskısı var gibi hissediliyor. Bunları düzeltmekte idare zorlanıyor. Çünkü siyasi irade bu konuda bir özgür davranma imkanı vermiş değil. O zaman aslına bakarsanız birçok insan, bugün affedin dediğimiz birçok insan gerçekte suç işlemiş değil. Bakın bunda altını çizmek. Yani bugün zaten bir kısmı beraat almış KHK'lıların. Bir kısmı efendim takipsizlik almış. Bir kısmı ceza almış ama anayasada söylenen o hükme aykırı. Yani suç sayılan bir eylemden değil, uydurulan bir eylemden. Sonradan suç olarak iştahatla zorlanan bir eylemden ceza almış. Şimdi bunları düzeltmek lazım ama bunları tek tek ne idare düzeltebilir, bunları tek tek ne yargı düzeltebilir. Bunun altından yargı da kalkamaz, Yargıtay da kalkamaz, idare de kalkamaz. Ne kalkabilir? Genel af. Evet, affedilenlerin bir kısmı diyecekler ki biz bir suç işlemedik ki. Onlara karşı eğer devlet veya başkaları suç işlemişse onları da Allah affeder veya affetmez. Bilmiyorum ama bir meclisin çıkaracağı bir genel af bu tür yaraları sarmak konusunda bir araç olabilir, bir vesile olabilir. Ve yeni parlamento, Cumhuriyet'in 100. yılında 3. kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, iktidar uzayıp gidiyor bu iktidar. Artık toplumu barıştırmanın vaktidir. Bu kadar gerginlikle nereye kadar gideceğiz? Şunu bilmemiz lazım. Yani evet, aramızda hangi siyasi nizalar olursa olsun biz aynı milletiz. Aynı milletin fertleriyiz. Yani işte deprem oldu. O partiden bu partiden falan ayrım olmadan enkazın altında kalanları çıkarmak konusunda el birliği, gönül birliği, güç birliği ettik. Allah başka felaketlerden korusun. Bu da bir felaket. Türkiye arada sırada böyle istenmeden olağanüstü dönemler yaşanıyor. Ve olağanüstü dönemlerde olağanüstü mağduriyetler yaşanıyor. Bunu sarmak da devletin görevi. Ve devletin evet, bunun da yetkili organı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Umarım ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi suhuletle bu konuyu çok ciddi bir siyasi kavgaya dönüştürmeden ve bundan önceki infaz düzenlemelerinde yapılan hataları yapmadan, bundan önceki infaz düzenlemelerinde bu deminden beri söylediğim bu mağdur kitle içeride kaldı. Bir takım işte uyuşturucular, bir takım, yani ben öyle olay biliyorum ki annesini öldürmekten hükümlü kişi çıkmış izne gitti, benim doğduğum şehirde bir öğrenciyi evine kadar takip etti, kapısından içeri girerken bıçakladı. Bunlar affedilmesin. Öldürdü. Bunlar affedilmesin. Yani yurttaşlarımız yanlış anlamasın. Affedilsin derken katiller affedilmesin. Uyuşturucu, bu çocuklarımızı uyuşturucuya iftira kazandırmaya çalışanlar affedilmesin. Kadınları, çocukları, hele bir takım cinsel şeylerle, sahiplerle öldürenler, eza gösterenler, onları affedilmesin. Ama kişisel
bir muhatabı olmayan, devletin benim ayağıma bassın dediği insanları devlet affetmek yüceliğini, hatta affetmek de değil, o hatayı düzeltmek yüceliğini göstersin. Evet. Devlet zaten. Devlet adaletle davrandığı zaman devlettir. Adaletle evet. davranmadığı zaman zaten o bir kaba kuvvettir. Evet. Sayın Ertuğrul Günak, fikirlerinizle bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Ülkemizin iyi günler görmesi, barış içinde, bolluk içinde, bereket içinde yaşaması hepimizin ortak dileği. Bayram var önümüzde. Bu bayramın iyi düşüncelere ve iyi girişimlere vesile olmasını bütün kalbimle diliyorum.